Çok güzel, başarılı yöneticiler, genç yöneticiler olduğunu görüyorum. Genç yöneticilerde, kadın yöneticilerde gördüğüm şey bireysel çalışıyor olmaları, bireysel başarıya gidiyor olmaları. Yani bu kadının arkasında yine kendisi gibi böyle cevval işini götüren bir kadın takımı olsa çok daha hoşuma gidecek. Ama öyle o noktaya da geleceğiz yani adım 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 adım. Çünkü kadının Türkiye'de işi çok. Yani hem hayatta kalma mücadelesi yapıyor, hem eve geliyor. Evet, evi yani evli olmadığını düşünseniz bile ailesine karşı sorumlulukları var, evine karşı sorumlulukları var. Alışverişine karşı sorumlulukları var, yemeğini, şusunu, busunu. Yani kadının hakikaten çok işi var. Mesaisi bitmiyor. Ama bu da onu o kadar güçlü kılıyor. Ve geldiğimiz yani bugünün şartlarında da artık eskiden ne diyorduk? Erkek hani hegemonyası diyorsunuz. Çünkü iş hayatına bakacak olursak erkeklerin düzenine, çünkü onların kurduğu bir düzendi, daha yukarıdan aşağıya gelen, daha maskülen, daha emir komuta zinciri şeklinde iş yapılıyordu. Kaçta girdin, kaçta çıktın, ne kadar ürettin, ne kadar yaptın, her şey daha matematikseldi. Ama bu günümüz iş dünyasında daha inovasyona, daha yaratıcılığa yönelik işler olması gerektiği için de kadınlar daha başarılı olmaya başladı. Çünkü soft power dediğimiz kadının gücü yaratıcılığa daha müsait, daha bağırmadan, çağırmadan, yıkmadan, dökmeden, testosteronu çok yüksek olmayan bir çalışma modeli var. Dolayısıyla daha çok kadınların çıkacağını ve güzel bir iş hayatını kendilerine göre insan olarak yapacakları bir model olduğunu yapacaklarını düşünüyorum.